Bugün canımıza tak eden zamlara ses olabilmek, vatandaşın nidalarına sözcü olabilmek için bir araya geldik. AK Parti iktidarında iki Türkiye var. Biri sarayın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturasını ödeyemedim, doğalgaza da zam gelmiş gibi dertler yok. Ulaşım bedeli aldı başını gitti, bu bayramda köye bile gidemedik gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde bugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık. Bu ayı nasıl çıkaracağız feryadı yok. Kira derdi de yok. Kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi ne yazık ki yok. Sarayda bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe ne yazık ki yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği nasıl ne yazık ki sarayın gündeminde yok. Sarayın şaşalı ışıklarından işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon hali gözükmektedir. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat ne yazık ki saray tarafından duyulmamaktadır. Açlıktan midesi gurulayan işçinin, emeklinin isyanı saraya ulaşmamaktadır. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplayamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne yetişemeyen üreticiden de bir haber durumdadır. Halkın derdi, sarayın derdi ne yazık ki olmamaktadır. Nasıl olsun ki sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var. Dolar bazında ihale alanlar. Dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var. Dolarla devlete borç para verenler var. 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise ne yazık ki yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız dediler. Dünya Sefalet Ligi'nde ne yazık ki bizi, güzel ülkemizi ilk 10'a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan ÖTV'yi arttırma yetkisini ilk olarak hepinizin gündeminde şu an akaryakıta uyguladı, kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıta 6 TL birden zam gerçekleştirdi. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeyiyle misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışmakta. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle almaktadır. 85 milyonu beşli çetelere mahkum etmektedir. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük ne yazık ki. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını biz kuracağız. Kamuoyunu saygıyla bilgilendiriyoruz. Bu ekonomik krizde
bu ülke koşullarında işçimiz, emekçimiz, kadınlarımız, gençlerimiz, yatağa aç giren çocuklarımız da büyük bir yıkım, büyük bir sefalet, büyük bir yoksulluk sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Bu zam sonucunda enflasyon tekrardan çoğalacak, korkulayacak ve bu zam hemen hemen bütün kalemlere yansıyacaktır. Bu gidişat bu şekilde devam edemez. Dolar her geçen gün yeni zirveler görmekte. Vatandaşlarımıza gösterilen zamlar ne yazık ki sürekli erimekte. Ülkemiz her geçen gün dış borca sürüklenmekte. Şirketler kapanma noktasına gelmiş durumda. Yarını nasıl geçiririz diye kara kara düşünceler halindeler. Sanayicimiz durumu kötü. Bizlere düşen yarınlara tekrardan umutla bu mücadele ruhunu alanlara yansıtabilmek. Bizlere düşen partimizi kamuoyunda tartışır hale getirmek değil, partimizi iktidar koşusuna hazır hale getirmektir. O yüzden inanıyorum ki önümüzdeki yerel seçim süreçlerinde hep birlikte bu mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerek Kartal'da, gerek İstanbul'da, gerek tüm vilayetlerde birinci parti olduracağız. Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız.